Çok güzel bir gün geçirdik Kuna. Canım, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kunal, ben bebek istiyorum. Ne? Bebek. Bebeğimiz olsun istiyorum. Nandini, neden zorlu çıkarıyorsun ha? Sana ilk kez dokunmuyorum ya, ben senin kocanım. Sanıyorsun sen. Sakın bana yaklaşma. Bırak o bıçağı. Geç yoksa... Geç dedim. Yoksa sonun hiç iyi olmaz. Neden aniden bebek konusunu açmaya karar verdin böyle? Aniden değil. Bunu uzun zamandır düşünüyordum. Üzerimi değişeyim, sonra konuşuruz, olur mu? Hı? Peki. Ben senin kocanım... Defol buradan! Kocanı mı öldüreceksin ha? Bırak şunu Nandini! Bak Nandini, zaten yaralandım. Bırak şunu sakın, dedim sana. Sakın yaklaşayım deme. Şaka yapmıyorum. Öldürürüm. Nandini, sen aklını mı kaçırdın? Nandini, hayatım dinle. Bunu kendine yapma, tamam mı? Bırak o bıçağı. Asıl sen bunu bana yapma. Seni uyarmıştım. Git buradan. Yoksa seni öldürürüm. Nandini, beni öldürürsen hapse girersin. Hadi bırak şu bıçağı artık. Gerçekten seni öldürürüm. Öyle ciddiyim. Mi? Gebertirim seni. Bana yaklaşmayıp aklından bile geçirme. Nandini, beni dinle. Sakin. Oturup konuşalım hayatım, ha? Yaklaşma, yoksa saplarım. Bu ne böyle? Nandini. Defol git. Kimi arıyorsun? Ha, korumalarını mı? Hani şu senin sevgili doktorlarına? Ara hadi ara. Zaten gelmezler. Neden onları burada yanında çalıştırmıyorsun? Para kazanırlar. Bebeğim, bırak artık şunu. Biraz sakinleş. Yaklaşma halledin. Dedim, uzak dur. Bir aile olarak büyüyelim. Artık zamanı geldi.
Bebeğimiz olsun istiyorum. Ne sanıyordun ha? Zayıf oldum mu? Ha? Ne saçmalıyorsun sen? Bırak açıklayayım. Birazdan polis gelecek. Onları açıklarsın. Ben çok duydum. Nandire, bunca zaman neden susmuş oturdun? Birden şahlanmaya başladın. Sana bırak onu dedim. Yoksa benden çekeceğin var. Tehdit etme beni, senden korkmuyorum. Çekeceğimi çektim. İstediğin kadar kükre. Bir kadın korkularını bir kez yendiğinde artık kontrol edilemez. Baskı yapılırsa volkan gibi patlar. Konal. Altı cevapsız arama. Nandini. İki cevapsız arama. Nandini. Nandini'den 6 cevapsız arama var. Nasılsınız memur bey? Komiser Kazan nasıl? Daha geçen gün gördüm. Sizi tanıştırayım. Bu benim karım. Nandini Rajip Takur. Onda biraz öfke kontrollü sorunu var. Nedense bugün biraz abarttı. Bana alışverişe gidelim dedi. Ben de tatlım yarın gideriz dedim. Sinirlendi. Bıçağı alıp üzerime yürümeye kalktı. Ben sadece kendimi korumak istedim. Bana saldırmaya kalktı. Beni taciz etmeye çalışıyordu. Sen neler söylüyorsun hayatım? Ben senin kocanım. Seni nasıl taciz etmek isterim ha? Ha? Seninle olmak zaten benim hakkım. Benimle olmak gibi bir hakkın yok. Ona hak denmez. Bu bir rıza anlaşması. İki kişiyle olur. Zorlayarak değil. Memur bey. Ona boşanma evraklarını verdim. Yine de beni rahatsız ediyor. Bir dakika. Onları bir anlık öfkeyle hazırladın. Efendim çok kızmış. Bırakın getirsin. Buyurun. Memur bey, bu ev benim. Buraya zorla giriyor, güç kullanıyor, beni korkutuyor, tehdit ediyor. Lütfen bana yardım edin. Onu buradan götürün. Bana karşı tavırlarından da, tehditlerinden de bıktım. Aferin sana. Sen bu cesareti nereden buluyorsun? Bay Taku, bizimle karakola geliyorsun. Hanımefendi, avukatınızla görüştükten sonra dava işlemlerini başlatabilirsiniz. Bundan sonra bir daha size ya da apartmanınıza yanaşamayacağım. Teşekkür ederim memur bey. Koruma kararı çıkartacağım. Ne dedin sen? Bir daha söylesene, koruma kararı mı? Karıcığım benim, vay canına ya. Neler de bilirmiş. Harikalar yaratıyorsun ha. Sen bu kelimeleri nereden öğrendin bakayım? Bay Takur, bizimle geliyorsunuz. Tamam. Geliyorum. Peki efendim. Hadi. Şunu bir kenara yaz. Sırf yeni bir eve geçtin diye. Yeni bir hayata başladığını sanma. Ya da hayatının neşeyle dolacağını falan. Sen benimsin. Her zaman benimsin. Önce benimle evlendin. Ben sana evimin kapılarını açtım. Sonra evimden çıkıp gittin.
tabutun da benim evimden çıkacak. Bay Takur, onu tehdit etmeyi bırakın. Hadi alın şunu. Hey! Yapar. Bu adam insanda terbiye sınırı diye bir şey bırakmıyor. Canavardan farkı yok. Artık onu affetmek falan yok. Nandini, özür dileriz. Bize haber vermek için aramışsın ama hiç duymamışız. Evet Nandi. Yardım istemek için defalarca aramışsın. Gerçekten üzgünüz. Bunu düşünmek bile çok ağrıma gidiyor. Ben de çok korktum. Ama Nandini, gerçekten çok cesurmuşsun. Polisi çağırmışsın. O pisliği hapse yollamışsın. Bak yalan değil. Benim bile azmimi yücelttin. Sen eskisi gibi değilsin. Çok daha güçlüsün. Ama güvende değilsin. Burada daha fazla kalamazsın. Bizimle geleceksin, hadi gel. Lütfen. Hayır. Bu evi korkup terk edersem eğer... bir daha yalnız yaşayamam. Sadece burada değil. Hiçbir yerde olmaz. İkiniz de bana cesaret verdiniz. Bana her zaman moral verdiniz. Bu iş giderek korkularımı almaya başladı. Artık böyle olacağım. Bu benim savaşım. Özgür olmak için kendim yüzleşmem gerek. Yoksa hayatım korku ve endişeyle geçecek. Her neyse. Uzaklaştırma kararı çıkaracağım. Rajdip bana sorun çıkaramayacak. Cesaretini gerçekten tebrik ediyorum. Ben seninle gurur duyuyorum. Vakit geç oldu. İkiniz de gitseniz iyi olur. Emin misin? İyi olacak mısın? İyi olurum. Kendine dikkat et. Ve eğer bir sorun çıkarsa bize haber ver. Nandi canım. Efendim Molly. Ben şimdi işten biraz erken çıktım. Birlikte yemek yemeye ne dersin? Sonra da alışveriş yaparız belki. Bugün olmaz. Başka zaman olsun. Yani pek iyi hissetmiyorum da. Nasıl? Ne oldu ki? Peki ben gelirim sana, olur mu? Hayır. Biraz bitkin hissediyorum.
Gece iyi uyuyamadım. Biraz dinlenirsem daha iyi olacağım. Peki o halde sen biraz dinlen o zaman, olur mu? Akşam seni arayacağım, tamam mı? Görüşürüz. Bey, durur musunuz? Nandi ne yapıyor? Ama bana farklı konuştu. Evdeyim dedi. Derdi ne ki? Molly beni aradı. Ona yalan söyledim. Bunu hiç sevmiyorum. Üzgünüm Nandi. Molly'ye benim yüzümden yalan söyledim. Nandini. Öyle kötü bir geceydi ki. Nasıl söylesem. Yardım etmek için bütün gece beni arayıp ulaşamadın hiç. Kusura bakma. Bir daha olmaz. Lütfen güven bana. Sana kendimden daha çok güveniyorum. Bu yüzden ben size... Gidin dedim. Ama eminim ki senden yardım istesem o an gelirdin. Geçen gece seninle tam olarak konuşamadım. Bu nedenle buraya çağırdım. Bizi göremezler. En azından biz burada vakit geçirebiliriz bence. Ne dersin Nandini? Bugünlerde çok daraldığını biliyorum Nandini. Bak bir de hiçbir şey yemedin, sipariş versene. Seninle biraz yalnız kalmak istedim. Ancak bu şekilde kendime gelirim. Efendim anne, şu an biraz meşgulüm, sonra konuşuruz olur mu? Ne? Nasıl? Ne zaman? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.